savaşacağız. 3 puan almak için uğraşacağız. Şampiyon olmak istiyoruz. Galatasaray bugün Fenerbahçe karşısında bir galibiyet alacak mı? Herhalde galibiyet için geldik buraya. Bugün kazanan takım çok büyük bir moralle şampiyonluğa devam edecektir. Onun için hedefimiz 3 puan. Zor bir maç olacak. Kazanmaya geldik. Bizim için her şeyden önce galibiyet yani. Biz hep bunun için çıkıyoruz. İnşallah galibiyet. Hadi! Hadi kaptan hadi! Hadi! Hadi hadi alıyorum! Ve iki takım da maça hazır. Karşılaşmanın ilk dakikaları. Galatasaray daha atak görünüyor. Hakan izlediğiniz gibi aradan vuruyor top dışarıda. Bülent hücuma kalkıyor. Arif'in şutunda can başarılı. Sonrasında Bülent'in yaptığı bir hareket var. Hakan, Semih, Hüçov topu ağlara gönderiyor ve Galatasaray bu golle 1-0 öne geçiyor. Gol sonrasında Galatasaraylı futbolcuların sevincini görüyorsunuz. Hüçov çok rahat vuruyor. Fenerbahçe savunması adeta seyrediyor. Can da öyle ve Galatasaraylılar tek golü üstünlüğü elde ediyorlar. Golü değişik açılardan izliyorsunuz. Gol sonrasında Fenerbahçe'nin hata. Oğuz, Tanju top dışarıda. Erdal. Can yumrukluyor. Hamza'nın vuruşu daha sonra Hüçov top dışarı giriyor. İzlediğiniz gibi Tanju güç durumda iyi vuruyor ama dışarı Hayrettin çeliyor. Oğuz. Hüçov. Yine bir Galatasaray atağı. Hüçov. Arif. Hamza. Top yine dışarıda. Ve Galatasaray sürekli olarak sol kanadı kullanıyor Hüçov. Böylesine elverişli bir durumdan yararlanamıyor. Oğuz, İlker, Erdal, Hüçov, Galatasaray'ın atakları birbiri ardına geliyor. İşte onlardan biri, hakemin çaldığı düdük var. Mert daha önce sarı kart görmüştü. Bu kez kırmızı kart görüyor ve oyun dışı kalıyor. Duymadım yani, hakemin ben düdük çaldığını duymadım. Görenler de var yani. Söylediler yani, düdük çalmadığını söylediler. Yan hakem de zaten geç kaldırmış bayrağı. Vallahi hiç kırmızı karta gitmedim. Düdükten sonra topa vurduğu için birinci kartı çıkaran adam ikinciyi de çıkartmak zorunda zaten. Yapacağı başka bir şey yoktu. Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor. İlk yarıda 1-0 mağlup oynuyoruz. İşte önümüzdeki 45 dakikaya kaldı umudumuz. Ben ikinci yarıda son derece umutluyum. İlk 10 dakikada Fener gol atarsa 3-4'lük maç olur. Vallahi çok gol kaçırdı Galatasaray. Aslında yani maçı bu ilk yarıda bitirebilirdi. Fenerbahçe'nin Tanju'yla atamadığı, daha doğrusu Hayrettin'in çok güzel kurtardığı pozisyonlar. Onun dışında Galatasaray'ın 4 tane 5 tane çok net pozisyonu var. Galatasaray takımı Fenerbahçe nazaran çok daha kombine bir futbol oynuyor. Hem gücü, hem kondisyonu, hem teknik anlayışı, hem taktik anlayışı Fenerbahçe'den çok daha önde. İkinci yarıda futbol gerilimi yüksek bir karşılaşma izliyoruz. Hakan, Can. Galatasaray bir kişi eksik oynuyor, 1-0 üstün durumda. Yine Hakan. Hüçov. İkinci yarıda oyuna giren Turan'ın müdahalesi, serbest atış, Tugay mükemmel vuruyor ve 2-0'lık üstünlüğü elde ediyor Galatasaray. Evet, gol sonrasında Galatasaray'ın bu maçta alışılagelmiş olan görüntüleri ortaya çıkıyor. Yeniden izliyorsunuz bu mükemmel golü. 2-0'lık üstünlük, tek kişi eksikliği var. Hakan top dışarı gidiyor ve Galatasaray'ın da atakları var. Yine Hakan. Hüçov, Arif. Hakan elverişli durumda, havalarda geziniyor adeta ve Galatasaray şimdi 3-0 galip. Ve golün gelişimi yeniden görüntüye yansıyor. Tanju, Novak ve hakemin kararı penaltı. Bülent Yavuz penaltı noktasını gösteriyor. Tanju kullanıyor atışı, izlediğiniz gibi Hayrettin önlüyor.
Tanju'nun penaltı atış stilini çok iyi bilen eski takım arkadaşı Hayrettin gole izin vermiyor. Fenerbahçe'nin geliştirdiği bir atak daha. Tanju bu kez iyi değerlendiriyor ve skoru 3-1 yapıyor. Gol yeniden görüntüde. Fenerbahçe'nin gol arayışları Oğuz, Hayrettin, Bülent, Arif. Can kalesini terk ediyor, yaptığı müdahaleyi hakem penaltı olarak nitelendiriyor. İşte yeniden görüntüye geliyor. Çizgiden içeri girdiği anda kendini yerde buluyor. Atışı Tugay kullanıyor, top ağlarda ve Galatasaray Fenerbahçe karşısında 4-1'lik üstünlüğü elde ediyor. Duran topun gerisinde yine Tugay var. Bu ikinci golü, Galatasaray'ın da dördüncü golü. Tanju, Ümit, Hayrettin, Hakan, Semih maç boyunca yanı başındaydı. Hakan, Semih'in hatasını değerlendirme isteğinde. Güçov ve bundan Galatasaray yararlanamıyor İsmail'le. Karşılaşmayı, böylesine zorlu bir karşılaşmayı Galatasaray Fenerbahçe karşısında 4-1'lik üstünlükle kapatıyor. Şampiyonluk mücadelesinde çok önemli 3 puanı elde ediyor. Maç sonrasında tribünlerde sevimsiz görüntüler. Güvenlik güçleri bu sevimsiz görüntülerin genişlemesini, büyümesini önlemek için çaba gösteriyorlar. Evet, daha sonra Fenerbahçe tesislerinin bulunduğu dere ağzına da bu sevimsiz görüntüler yansıyor. Ve burada da güvenlik güçleri müdahalede bulunuyorlar.